Baba Torik. Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Spor, Antalya Atatürk stadında lider Bursa Spor'u konuk edecek. Antalya Spor tarafına baktığımızda lige çok kötü başlamışlardı. İstanbul'da seyircisiz karşılaşmada Fenerbahçe 4-0 kaybetmişlerdi. Ondan sonra ama iyi sonuçlar aldılar. Şu ana kadar 3 mağlubiyetleri var. 3'ü de 3 büyüklerden. Hani 3 büyükler dışındaki rakiplere karşı diş geçirebiliyorlar ve çoğunu da mağlup ettiler. Bakıldığında Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu anda puan durumu olarak üzerindeler. Bursa Spor zaten bildiğiniz gibi geçen yılı şampiyon bitirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde pek iyi gitmiyorlar. Ve hafta içi İngiliz takımı Manchester United'la bir karşılaşmaları olacak. Bu karşılaşmanın ardından Antalya deplasmanına gidecekler. Hani futbolcularda bazı yorgunluk belirtileri söz konusu olabilir. Hani hafta içi yapacakları mücadeleden negatif anlamda etkilenebilirler diye ben düşünüyorum. Bu nedenle ibre biraz daha Antalya Spor'a kayıyor. Ne de olsa zaten kendi sahalarında mücadele edecekler. Seyirci desteği de Antalya Spor'un yanında olacaktır. Bursa'dan deplasmana gelen seyirciler de söz konusu olacaktır. Antalya Spor'u ben bu karşılaşmada bir adım önde görüyorum. Hani Bursa Spor sonuçta lider, iyi gidiyor. Geçen hafta sonunda da Fenerbahçe ile içeride berabere kalmışlardı birbirlik bir sonuçta ama hala liderliklerini devam ediyorlar. Hemen peşlerinden Kayseri Spor ve Trabzonspor geliyor. Hani bu açıdan bakıldığında ligimiz enteresan bir sene geçiriyor. 10. hafta tamamlanmasına rağmen 3 büyüklerden hiçbiri ilk 3'te değil. Hani ligin zevkli ve çekişmeli geçtiğini gösteren bir istatistik aslında bu. Maça gelecek olursak dediğim gibi ben taraf bahsi olarak Antalya Spor'u bir adım önde görüyorum. Hani tek farklı bir Antalya Spor galibiyeti benim bu karşılaşmada beklentim. Alt üst bahsi olarak açıkçası çok fazla bir tahminde bulunamıyorum. Hani alt biter veya üst biter diyemiyorum. Bu nedenle ben sadece taraf bahsi olarak bir yorumda bulunuyorum ve zor da olsa Antalya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Baba Torik.